over an 8-day period. Concluding the part of the leadership election for değerli izleyenler, görüntüler canlı olarak İngiltere'den ekranlarınıza geliyor. Bugün İngiltere'de tarihi anlar yaşanıyor. İngiltere'nin yeni başbakanı açıklanıyor. İngiltere'de Başbakan Boris Johnson 7 Temmuz'da istifa etmişti hatırlarsanız. Başbakanlık sürecinde de skandal üstüne skandal gelmişti. Özellikle de Covid sürecinde yaptığı partilerle gündem olan Boris Johnson sonunda da istifa etmişti 7 Temmuz tarihinde. Şimdi bugün yeni başbakan belli olacak. Dışişleri Bakanı Liz Truss'la eski Maliye Bakanı Rishi Sunak arasında Muhafazakar Parti liderliği yarışının sonuçları bugün açıklanacak. Şu anda da ekranlarınıza geliyor. Çevirisi varsa onu da alalım arkadaşlar. Ve diğer arkadaşlarıma bütün desteklerinden dolayı ve bu açıklama öncesinde hem çalışanlarımıza, hem komitemizin üyelerine ve tüm partililerimize teşekkür etmek istiyorum. Bütün bu oyların online bir şekilde, adil, dürüst bir şekilde kullanılmasını sağladıkları için bizler bunların bir araya getirilmesi ve sayılması çerçevesinde hem posta yoluyla hem de online olarak ulaşan oylar açısından ve bütün adaylar, herkes sorumluluk içerisinde kendi yollarını çizdiler ve son iki aday da çok çok başarılı, mükemmel bir süreç yürüttü. Bu çok çok önemli görev için, parti liderliği görevi için. Now the result. Sonuç. I, Sir Graham Brady, returning officer for the Conservative and Unionist Party leadership election, declare that the total number of eligible voters was 172,437. The turnout in the election katılım was 82.6%. %82.5 oranında ve bu çerçevede geçerli oylar her bir aday için Sayın Sunak ve TAS için oylar Liz TAS'ın yeni lider olarak seçildiğini gösteriyor. Thank you, Sir Graham. It's an honor. Graham, it's an honor to be elected. Bu bir onur benim açımdan seçilmiş olmak. Muhafazakar Parti'nin lideri olarak seçilmiş olmak çok çok büyük bir onur. 1922 komitesi liderliğine ve yönetimine çok teşekkür etmek istiyorum. Bu çerçevede en uzun iş görüşmesi ve anketleri yaptıkları için benim ve ekibim adına bu süreç uzun ve yorucu oldu. Bu günler içerisinde bütün desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Meslektaşım, diğer adaylar ve özellikle Sayın Sunak'a çok çok teşekkür etmek istiyorum. Bu çok çok büyük bir yeteneğini ortaya koymakta partimiz açısından çok çok önemli işler yaptı. Çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda görevden ayrılan liderimiz, arkadaşım Boris Johnson'a teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Boris, sen Brexit sürecini gerçekleştirdin. Jeremy Corbyn'i yendin aranızdaki süreçte ve siz aynı zamanda yine
Kiev'le ilgili olarak desteğinizden dolayı da önemli bir süreç yürüttünüz. Friends and colleagues, thank değerli arkadaşlar, your faith in me bana olan güveniniz için çok çok teşekkürler. Muhafazakar Parti'nin liderliğini yapmak için bana yetki verdiniz ve bizler açısından dünyadaki en önemli siyasal parti olan muhafazakarların liderliğini bana verdiniz. Biliyorum ki inancımız İngiliz halkında yankılanmakta ve kendi hayatlarımızın kontrolünü elimizde tutma, sorumluluk duygusu ve özgürlük düşüncesi içerisinde İngiliz halkıyla birlikte hareket etmekteyiz. Ve bizler partinin tüm süreçlerinde bu şekilde süreçleri yansıttık ve bizler de liderliğimiz içerisinde elimizden gelen en iyisini ülkemiz için yapmaya çabalayacağız. Bu liderlik yarışı içerisinde muhafazakar partili olarak mücadele ettim ve muhafazakar partili olarak yöneteceğim. Arkadaşlarım, dostlarım, bizler önümüzdeki iki yıl içerisinde bu süreci gerçekleştireceğiz ve ekonomimizi büyütmek, vergi indirimleri sağlamak ve enerji krizi ile ivedilikle ilgilenmek durumundayız. İnsanlara ve imkanların sağlanması ve enerji güvenliğinin arzının sağlanması açısından ivedilikte çalışmalar yürüteceğiz. Ve ulusal sağlık hizmetinin sağlanması ve bu çerçevede çalışmalar yürüteceğiz. Hepimiz burada birlikte çalışacağız ülkemiz için ve şurası çok açık ki bütün yeteneklerimizi, bu partinin bütün kişisel yeteneklerimizi ve milletvekilleri. Evet, haberin içeriğine bakıyorduk çünkü gündemde yer alan önemli bir olay, daha doğrusu gördüğü ilgi açısından da böyle diyebiliriz. Önemi biraz da buradan ileri geliyor. İstanbul'un simgelerinden biri olan Kız Kulesi'nde restorasyon onarım çalışmaları var. Bunun için etrafı elbette çevrilmiş. Bir söylenti kıyamet kopardı. Kız Kulesi yıkıldı dendi. Ardından Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü açıklamayı yaptı. İstanbul'un simgelerinden biriydi. Restorasyon sırasında yıkıldığı iddia edildi. Sosyal medyada yayınlanan bir videoda restorasyon nedeniyle Kız Kulesi'nin etrafına geçirilen panelin arkasından geçen vapurun silüetinin görülmesi üzerine birçok hesaptan Kız Kulesi'ne ne oldu yoksa Kız Kulesi yıkıldı mı şeklinde sorular paylaşıldı. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Açıklamada restorasyon çalışmalarının sürdüğü, 2023 yılında tarihi değerine uygun şekilde bir anıt eser ve müze olarak hizmet vereceği vurgulandı. Kız Kulesi'nin restorasyonuyla ilgili detaylı bilgiler ve raporlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kurulmuş olan www.kızkulesi.com.tr sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılıyor. Paylaşılan bilgi ve fotoğraflarda kulenin direklerinin aşındığı açıkça görülüyor. Son olarak 16 Ağustos'ta verilen bilgide ise şu ifadelere yer verildi. Sökümüne başlanacağı belirtilen bayrak direğindeki çalışmalar tamamlanmış olup, yapının külah bölümündeki diğer betonarme elemanların sökümlerine devam edilecektir. Ayrıca restorasyon sürecinde elde edilen veriler ışığında güncellenen restitüsyon çalışmasının ve yapının sökülen kısımlarının özgün malzemelerle yeniden inşa edilmesini sağlayacak restorasyon projesinin İstanbul Altınoğlu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından
10 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla onaylanmış olduğu kamuoyuna saygıyla duyurulur. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kız Kulesi'nin bitmiş halinin görsellerini de yayınladı. Kız Kulesi'nin Ekim ayında yeniden ziyarete açılacağı da açıklandı.